Bu bakımdan bu bahsettiğimiz tartışmada da infazla ilgili düzenlemeler konusunda da benzer hususları gördük. Tabii kanun metnine bakılır. Buradan çok net bir şekilde nelerin dahil olduğu, nelerin istisna tutulduğu görülür. Ha, bunlarla ilgili farklı görüşler olabilir. Hayır, bu istisna olmamalıydı. Bu da dahil olmalıydı infazla ilgili indirimlere denebilir. Bu tartışmadır, olabilir. Bir tercihtir bu. Ama var olan bir şeyi yokmuş gibi göstermek, yok olan bir şeyi varmış gibi göstermek doğru değil. Bu bence siyaset etiğiyle de bağdaşmayan bir husustur. Yani bu kanunda istisnalar çok açık bir şekilde baştan beri ifade edildi. Bunu hazırlayan arkadaşlarımız da, yine bürokrat arkadaşlar da bunları ifade ettiler. Komisyon tartışmalarında da ben bazı milletvekillerimizin fikirlerinin değiştiğine dair beyanlarını gördüm. Metinde gözüküyor bunlar. Dolayısıyla milletimizin hassasiyetlerine dikkat ederek hazırlanmış bir metindir. Ülke şartlarına dikkate almak lazım. Yani bu şartlar altında Türkiye terör örgütleriyle mücadele yürütürken, silahlı terör örgütü PKK ile, DHKPC ile, sınır ötesinde DAEŞ ile, başka örgütlerle mücadele yürütürken, FETÖ ile çok yakın zamanda bir darbe teşebbüsü yaşadık. Hain darbe teşebbüsü bir mücadele yürütülürken bu konuda atılacak adımlarda dikkatli olmamız lazım. Terör örgütleriyle mücadeleyi zayıflatacak, terörle mücadeleyi zayıflatacak adımlar, bir esneme mahiyetinde anlaşılabilecek adımlar atmamak lazım. Bu dikkatin, bu hassasiyetin öncelikle gösterildiğini görüyorum. Yine bununla ilgili olarak cinsel suçlar diye ifade edilen suçlar bakımından da istisnaların konulduğunu ve bunların kapsam dışı tutulduğunu görüyoruz. Ben infaz kanunu ile ilgili düzenlemenin ülke şartları bakımından beklentileri büyük ölçüde karşılayacak şekilde bir düzenleme olarak ortaya çıktığını görüyorum. Tabii herkesin memnun edecek bir düzenleme yapabilmek de mümkün değil tabii ki.